Merhabalar. Şimdi dizimizin en çok izlenen sahnelerini hep beraber izleyeceğiz. Bakalım arka planda da neler olmuş. Hadi birlikte izleyelim. Ne zaman benden vazgeçtin? Evet, ne zaman senden vazgeçtim. Yani şimdi bu sahne genel olarak bence de çok duygusal, çok duygu yüklü bir sahne. Ve benim için en zor sahnelerden biriydi oynadığım. Özge'yle çok provasında yaptığımız zamanlar olmuştu mekan dışında. Ama şunu hissediyorduk ikimiz de, o mekana gittiğimiz zaman her şey çok farklı olacak. Duygularımız, yani durumlarımız, yani sahne asla kafamızdaki hani tasarladığımız ya da düşündüğümüz gibi olmuyor. Çünkü o anki duygu gerçekten çok başka. Yani benim de oynamaktan çok uzak olduğum bir deneyimdi bu. Keza Özge için de öyle olabilir. Ve çok başka şeyler çıktı yani. Ben bu sahnenin nasıl başladığını ve nasıl bittiğini hiç hatırlamıyorum. Bir şeyler oldu o anda ve gitti, geçti zaman. Cevap ver! Cevap ver, yüzüme bak. Yüzüme bak ha. Burada yani özellikle Feray'ın yüzüne bakamamak çok zor zaten. Nasıl bakamayasın insan? Yani inanılmaz çok engelleri olan bir sahne ya. Böyle şu an bile zorlanıyorum yani, düşünüyorum çünkü ve bu özellikle silahı alıp kendine benim göğsüme tuttuktan sonra Feray'ın alıp o yere sıktığı sahnelerde falan koptuk yani. Ben Özge'ye bakıyorum. Gerçekten bir süre sonra çıktıktan sonra Özge iyi mi diye bakıyorum yani. Böyle çünkü çok iyi oynadı o da. Ve hani benim bir süre sonra Yaman'ı da düşünmeme gerek kalmadı, bakıyorum yani ve mahvolmuş bir insan var karşımda. Bu tarz sahnelerde karşınızdaki insanın gerçekten neler kattığı çok önemli. Mesele ne? Abimin Aleyna ile evlenmesi. Senin... Bu... Abi İlhan'la olan bu kavga sahnemizde. Şimdi İlhan geldi prova öncesinde, dedi ki bak kuzum, dedi, tamam canı hiç acıtmayacağım, bak sadece bu, tamam tamam, rahatsız olursan bana söyle, tamam. Ben dedim ki hiç merak etme, dedim ki istediğini yap falan filan. Ya dünya tatlısı bir insan olduğu için, ama baktım sahnede aldı yüzümüzü, çat 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 gidiyor dedi. Ama çok güzel bir sahne oldu. Bazen sahnenin gerektiklerini yapmak lazım. Ne kadar karşımızdaki insanı düşünsek de oralar böyle o sahnenin heyecanıyla kontrolsüzlüğe doğru gidiyor. Hatta bu kontrolsüzlüğü en güzel örneklerden biri bu Feray ile olan okul sahnemizde. Gerçekten ben camı kırarken elimi kestim. O da yine böyle çok duygu durumu artık Yaman'ın gittikçe yükseldiği ve zaten... Hatta çok komik, ben görüyorum arada böyle paylaşımlardan. Ben her şeyi tekmelemeye başladım böyle. Sınıf sandalyesi, araba, o, bu, şu falan. Nerede sandalye görürsem dayanamıyorum, tekmeliyorum. Orada yine böyle yükseldiğim bir sahnede, tabii ki de biz önlemini alıyoruz onun. Elime bir şey verdiler böyle. Cama vurup kıracağım orayı. Ama şimdi bakmıyorum da cama. Ve orada çok yükseliyorum da Feray'a artık. İyice benim patladığım bir yerde geldim böyle bir vurdum. Dedim ki ah. Hissediyorum onu şu an. Dedim ki gitti el. Kanıyor ama dedim ki devam, 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 şu an devam ediyoruz. O sahneyi bitirdik öyle. Sonra Özgü baktı, oluk oluk kanıyor burası. Dedi ki ne yapıyorsun sen, bilmem ne. Aldık sonra hemen işte müdahale ettik. Durumu kurtardık tabii ama. Orada öyle ufak bir kaza yaşadık. Ama tabii ki de o acı da bana iyi sahneyi oynamamda çok yardımcı oldu. Çünkü elim acıyor, canım acıyor. Böyle o yüzden de devam ettik. Ama çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bu sürat sahneleri aşırı keyifliydi ya. Gerçekten böyle buradan sonra bir İstanbul'a gidip o deniz havası almak, özgürce dolaşmak. Bir de mutlu sahneler çok başka oluyor ya. Şimdi ne olursa olsun Özge'yle çektiğimiz bu flashback sahnelerinde de aşırı keyif alıyoruz. Kendimizi tamamen böyle serbest bırakıp anın, sahnenin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok da keyifliymiş sürat teknesi kullanmak bu arada. Hayatımda ilk defa kullanmıştım. Çok güzeldi. Burada yine evet gördüğünüz üzere Feray'a abimle evlenme, yapma yapma diye bağırıyorum. Ve bilin bakalım ne yapıyorum. Bir şeyi tekmeliyorum.
Oradaki hoparlörleri tekmeledim. Çünkü dayanamıyorum bir şey tekmelemeden durmadan. En sevdiğim şey sahnede bir şeyleri tekmelemek. Vallahi öyle denk geliyor yani. O sırada hiç kurgulamıyorsunuz bunu. Bakmıyorsunuz. Ama oradan oraya giderken yani o anda ne varsa bilmiyorum. Denk geliyor. Vuruyorum böyle. Bir şey oluyor. Sonra şey de düşünüyorum. Ya bu acaba gerçek miydi? Ev sahibinin mi? Bizim sanat ekibimiz mi bunu getirdi? Ne olur buraya falan gibi düşünceler sonrasında geliyor ama ne yapalım? Yaman yapıyor bunları. Ne varmış burada? Of, gelinliği yırttığımız sahne. Annemin anısını da kirletmemiş oldum. Sus! Ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun? Evet, Özge'nin yine kalbimizi parçaladığı bir sahne. Ya bu sahneyi... gelinliği yırtmak çok ağır geldi bana. Kişisel olarak da ama zaten yaşadıkları şeyler genel olarak artık normal olmadığı ve başka bir yere doğru gittiği için bunu da oynamak zordu ve bu artık Yaman'ın gittikçe Feraye ile ilgili kendi içinde bir uçuruma doğru gittiği anlar artık. Kayışın iyice koptuğu ve ya hep ya hiç şeye doğru gittiği anlardan biri bu sahne. Zaten sonunda da öyle diyorum. Attığın her nefeste aldığını her adımda yanında olacağım diye. Ama zordu tabii. Bu sahneyi flashback kısımlarını İstanbul sahnelerini daha önce çekmiştik. Bütün o öncesini bu sahnenin çaldığı Özge'yle beraber dans ettiğimiz işte o şarkıdaki kısımları. Ve onlardan sonra bunu oynamak ve orada müzikle de bunu yaptık. Çok acayipti. Çünkü insan şeyi hissediyor. Ya çok garip değil mi? Biriyle beraber bu kadar inanılmaz anılarınızın olduğu, anlara şahit eden şarkı, koku çok etkiledir ya. Onları hiç tahmin etmeyeceğiniz birileriyle beraber görmek yani çok çok zor, çok acayip. O yüzden Yaman'ın tepkilerini anlayabiliyorum. Ama bu sahnede şey yani tam bir meydan okuma ve hani içimden de diyorum lan sen de ne adamsın ya yaptığın harekete bak yani olacak iş mi? Ama bu da güzeldi. Bütün bu sıkıştırdığım sahnelerde keyiflendim daha açıkçası. Çünkü buna ihtiyacı vardı Yaman. Feraye. Sen niye yemiyorsun? Sevmedin mi? Çok aç değilim ben. Haydi bakalım bunların hepsi bitecek. Sen biraz Ateş abiyle falan mı takılsan acaba? Baksana Feraye'ye prenses gibi davranıyor. Kadının ruhundan anlıyor adam. Sen de öyle birine aşık olsaydın. Benden öyle şeyler bekleme. Ben o adam değilim. Onu anladım zaten. Evet, buralarda da Yaman'ın artık kendini kaybettiğini görüyoruz. Başka şeylerle kafasını dağıtmaya çalıştığını ama hiçbir şeyin onu aslında kafasını dağıtamadığını çünkü kafasını dağıtanın zaten tam karşısında olan Feraye olduğunu gördüğümüz sahneler. Sahneler de böyleydi. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır izlerken. Tekrardan görüşmek dileğiyle.